Yalnız Ali fark ettin mi? Beni görünce akılları çıktı ha. Abi bomba gibi düştün aralara. Yalnız abi, Narin yenge dava falan demiş. Bir sakatlık çıkmasın. Bir şey olmaz oğlum. Onun açtığı davada gül biter. O açar, biz kapatırız. Abi illa ki kapatırız da hani yengeye şimdi normal muameleyi şey edemeyeceğimizden hakimi şey etmek gerekir. O da yani... Ali kimseye şey etmeye gerek yok. Kimseye şey etme. Oğlum bu gece senin son gecen lan. Bekarlık bitiyor. Sen topla arkadaşlarını. Al götür bizim dükkana. Hep beraber beraberce şey edin işte. Selamun aleyküm. Karışma demiştim sana. Ben konuşacağım demiştim. Beğendim yaptın. Özür dilerim gerçekten. İyi mi? İyi, uyuyor. Midesini yıkadık. Uyku kapı almış. Epeyce de su yutmuş. Birkaç saat sonra kendine gelir. Biz size uyandığını haber vereceğiz. Endişelenmeyin. Çok şükür. Geçmiş olsun. Fırat. Senin bir suçun yok. Suçumun avukatlığını sen yapacaksın, öyle mi? Madem avukatımsın, sana içimi dökeyim. Sevmediğim halde nişanlanan benim. Aylardır soğuk davranan ama adım adım evliliğe giden benim. Sırf senin hayatında kalabilmek için onu hayatından çıkarmayan benim. Şimdi söylesene avukat hanım. Nasıl savunacaksın beni? Senin bir suçun yok. Sana yapışan o. Bin türlü entrika çeviren o. Senin kibarlığından, korkularından faydalanan yine o. Onlarca insan tanıyorum ben böyle. Ben sorumsuzun tekiyim Nari. Boşuna kendini yorma. Bütün bunlara ben de sebep oldum. Seni kendimden uzaklaştıracağım diye sevmediğin bir kadının kollarını attım sana. Yapabilirim sandım. Kendini bilmezliğin sonuçları bu işte. Bir insanı kendi hayatına kıyabilme noktasına getirdim ya ben. Yapma Fırat. Irmağı tanıyorum. Dünya umurunda olmaz. Toparlanır yine ayağa kalkar. İnsanlara duygu sömürüsü yapar, şantaj yapar. Her şeye devam eder. İnan bana. Olan yine benim arkadaşım olur. Narin o kız ölmek istedi. Tabii. Ama ölmedi eğer farkındaysan. Sonuçlarını hesaplayarak yaptı bu işi. Seni senden daha iyi tanıyor. Sen de dediğini bilmiyorsun. Hastanız kendisine geldi. Şu anda iyi durumda, odaya aldık. Serpent Bey. Yemek hazır, buyurun sofraya. Şadiye'ye de haber verin. Üstünü başını giyinsin gelsin, adam gibi otursun sofraya. Onunla konuşacaklarım var. Sen de çocukla yerini ayar, başka bir yerde yiyin. Çocuğun yanında buk subuk konuşur, çocuğun ahlakı bozulmasın. Peki. Çok iyi. Yüzü gülüyor, sonuçlar çıkmış. Bir arıza yok. Of. Ona bir şey olsaydı ne yapardım ben ya? Tamam hayatım. Geçti artık ya. Hadi gel çay kahve içelim. Baksana yüzün bembeyaz oldu. Şimdi seni yatıracağız başka bir yatağa. Ömrümden ömür gitti ya.
Of. Abi siz de beklemeyin isterseniz. Hı? Zaten gece salmayacaklar. Biz sonra toplar getiririz ırmağı. Evet evet, gece hepimiz kalamayız zaten. Siz de perişansınız. Gidin siz. İyi, o zaman ben size jipi bırakayım, daha rahat edersiniz. Fırat, senin arabayı alsam. Hı? Daha rahat olur. Fırat. Sen de git. Sabah erken işin vardır senin. Bence siz hep beraber gidin. Ben bu gece ırmağın yanında kalmak istiyorum. Fırat, Necat abi hafta sonu bana alıyorum, tamam mı? Bu kargaşanın içinde bir de onunla uğraşma. İyi olur. Bu şantaja boyun eğim olur mu? Kim var orada? Nalan! Lan ne oluyor? Bu tamamen sana bağlı Fırat kızım. Bu tamamen sana bağlı. Benim hayatım şantajlara boyun eğerek geçti. Bir eksik bir fazla fark etmez. Ne demek şimdi? Hangi şantaja boyun eğdin? Senin kendine saygın yok mu? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.